Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben cihazımı daha önceden açtım. Çünkü benim piller biraz şişmiş. Tekrar kapatıp size gösteremedim. Daha tahmini yapmadım. Philips marka alüminyum kaplı power bank'im bir an düştü ve şu an şarj etmiyor. Işığı yok. Şöyle diyeyim. Şarjı takıyorum. Şöyle bir hata veriyor. Sökmesine gelelim arkadaşlar. Bunun içinde kırtıkları var. Bu burada durduğu zaman kırılmıyor. Yapışkan, çok hafif bir yapışkan var. Önemli değil o. Zaten tekrar yerine oturabiliyor arkadaşlar. Hemen şöyle diyeyim size. Şu köşeden hemen tornavida ile ya da ince bir şeyle taktırdığınız zaman tık diye atıyor arkadaşlar. 4 tane kırtığı var. Bu kırtığa dikkat ederek tak diye açıldıktan sonra buradan bastırıyoruz. Bu tarafa doğru çekiyoruz ve çıkıyor arkadaşlar. Şimdi powerbank'ımız arızalı. Şarja takıyorum. Işıkları yanıyor. Ve şöyle sonucu sönüyor. Şöyle diyeyim. Şu an hiç bakım çekmiyor arkadaşlar. Hiç bakım çekmiyor maalesef. Çıkardık. Yeni makinemizi hazırlayalım. Büyük ihtimal ya şu kol ya bu koldan biri koptu. Basıyorum. Yok. Şurada bir değişti. Yok, basıyorum. Burada bir değişiklik yok gibi. Şunların lehimlerini yenileyeceğim. Burada sanki bir yırtılma var gibi duruyor bana kalırsa. Bak. Şurada bir kopma olmuş arkadaşlar lehimlerinde. Bu genelde bu powerbanklerde olabiliyor bir durummuş. Bir bakalım. Arkadaşlar lehimleme işini tamamladık. Şöyle ölçüyorum. 3 sürat geldi. Bakıyorum. Işığım yanıyor. Toplarken de aynı şekilde içine itiyoruz arkadaşlar. Bakalım. Girecek mi? Kontrol ediyoruz bozulmasında. Yine gitti. Haydi. Bir bakalım. Gitmemiş. Ben şurada. Çok zor geliyor benimki. Sanırım batarya şişmiş. Evet. Arkası da burada dediğim gibi. Açtığım yerde belli. Evet. Arkası da oturuyor arkadaşlar. Yapışkana falan yok. Aynı. Sıfır gibi oldu. Şimdi bir testimizi yapalım. Taktım. Şu an şarj oluyor gözüküyor. Evet arkadaşlar, şu an bu şarj aleti biraz şey küçük. Ama şu an şarj doluyor. Powerbank'ımız tamir oldu. Gördüğünüz gibi powerbank'ımızda bir lehim kopması olmuş. Philips tamiratı ve açılımı bu şekilde arkadaşlar. Siz de cihazınız arızalandığı zaman böyle açıp tamirat, tadilat yapabilirsiniz. Çok kolay bir şekilde tamiratını, tadilatını bitirdik arkadaşlar. Yani sormak istediğim soru olursa
cevaplamaya çalışırım. İzlediğiniz için teşekkürler.